Merhaba arkadaşlar, Coin Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kripto piyasasında işinize yarayacak 5 web sitesini anlatacağım. Bu tarz bilgilendirici içeriklerin daha fazla gelmesi için Coin Mühendisi YouTube kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri konulu açmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Bu sitelerden en iyi şekilde yararlanmak için beni dikkatli bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Öncelikle DeBank sitesiyle başlayalım. Bildiğiniz gibi bizler merkeziyetsiz borsalarda işlem gerçekleştiriyoruz ve bu işlemleri gerçekleştirirken de MetaMask cüzdanı kullanıyoruz. Bu MetaMask cüzdanını kullanırken bazen farklı ağlarda token veya coinlerimizi unutabiliyoruz. Bunları unuttuğumuz zaman da bu varlıklarımız hiç oluyor. Yani bunlara erişemiyoruz. DeBank sitesi de bizim tüm cüzdan adresimizde bulunan varlıkları bizlere göstererek kolaylık sağlıyor. Bu siteye iki farklı şekilde bağlanabiliyoruz. Birincisi direkt MetaMask cüzdanımız ile bağlanmak. Diğeri ise MetaMask adresimizi kopyalayarak buraya yapıştırmak oluyor. Bizler daha güvenli olduğu için MetaMask'imizle bağlanmak yerine MetaMask'imize geliyoruz ve buradaki ağ adresini kopyalayarak bunu kullanıyoruz. Buradaki ağ adresi, yani sizlerin gönderim adresi, tüm MetaMask cüzdanınızda aynıdır. Yani Ethereum ağında farklı veya Binance Smart Chain ağında farklı olarak düşünmeyin. Buradaki adresiniz aynı olduğu için tüm varlıklarınızı tek bir adres üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz. MetaMask adresimizi kopyaladıktan sonra buraya yapıştırıyoruz ve Enter basarak cüzdanımızı görüntüleyebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda benim MetaMask cüzdanımda 17 dolar bulunuyor arkadaşlar. Bu cüzdanı da 525 gün önce kurmuşum. Yani tüm kurulum tarihine kadar her şeyi buradan görüntüleyebiliyoruz. Zaten blockchain'in güzel yanlarından biri de bu şekilde açık olarak her şeyi görüntüleyebiliyor olmamız. Diğer bir yandan da ağlar üzerinde bulunan varlıklarımı da buradan görebiliyorum. Şu anda benim MetaMask eklemiş olduğum ağlar bu şekilde. Lakin sizler daha fazla ağ ekleyerek bunları gerçekleştirebilirsiniz. Eğer ki daha önce hiç MetaMask kullanmadıysanız da YouTube'a Coin Mühendisi MetaMask yazarak öncelikle bir MetaMask hesabı oluşturabilir. Daha sonrasında MetaMask'inize ağ ve tokenları ekleyerek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Tekrar devam edecek olursak buradan görmüş olduğunuz gibi Ethereum ağında 8 dolarlık bir varlığım varmış. Binance Smart Chain ağında da yine 8 dolarım varmış. Tüm varlıklarımı görüntülemek için aşağıya iniyorum ve buradan tüm varlıklarımı ben görüntüleyebiliyorum. Ama sadece tek bir ağ üzerinden görüntülemek istersek de o ağı seçerek oradan işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Yine ağları değiştirmek için buradaki seçeneği tıklayarak tüm ağları da seçebilirim. Farklı bir ağa da geçiş yapabilirim. Ben buradan tüm adresleri seçerek tüm varlıklarımı görüntülüyorum. Bunun yanında web sitede sadece coin ve tokenları değil NFT'leri de görüntüleyebiliyoruz. Buradan NFT'ler kısmına tıkladığımız zaman tüm NFT'ler bizlerin karşısına geliyor. Ben daha öncesinde BNB Chain'in İstanbul etkinliğine katılmıştım ve bu etkinlikte birçok NFT'yi bana vermişlerdi. Bu NFT'leri burada görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Yine BNB Chain etkinliğini merak ediyorsanız da YouTube'a Para Mühendisi BNB Chain etkinliği yazarak da o videoyu da izleyebilirsiniz. Buradan görmüş olduğunuz gibi tüm NFT'leri bizlere gösteriyor. Yani bu şekilde bizlere kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda geçmişte yapmış olduğumuz işlemleri de bizlere gösteriyor. Buradan geçmiş kısmına tıkladıktan sonra tüm işlemler burada gözüküyor. Görmüş olduğunuz gibi birisi bana 1,5 milyon adet coin yollamış. Lakin bunların hepsi sahte. Buradan bu işlemleri de görebiliyoruz. Bunlara dokunmadıktan sonra herhangi bir şey olmaz. Gidip de farklı sitelere bağlanırsanız sizler varlıklarınızı kaybedebilirsiniz. Bu yüzden çok dikkatli bir şekilde bunları gerçekleştirmeyi unutmayın. Son olarak da mesela arkadaşınız size MetaMask adresini attı ve burada benim hangi token ve coinlerim var kontrol et dedi diyelim. Sizler yine arkadaşınızın atmış olduğu adresi buraya yapıştırarak onun cüzdanında neler olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda mesela buraya Web3 adresinizi veya Ethereum Name Service adresinizi yazarak da tüm cüzdanlarınıza ulaşabiliyorsunuz. Bu yandan DeBank sitesi bizim kullandığımız gayet güzel bir site. İkinci sitemize geçecek olursak arkadaşlar, ikinci sitemiz coinfairvalue sitesi. Burada bizlere coin ve tokenların hak ettiği değeri bizlere gösteriyor. Mesela görmüş olduğunuz gibi şu anda Bitcoin'in değeri 41.816 seviyesinde gözüküyor. Ethereum için bu seviye ise 2030 seviyesi. Peki bu nasıl hesaplanıyor veya bunu nasıl yapıyorlar derseniz sizler buradan metodunu okuyabilirsiniz. Bu bayağı geniş bir kapsam olduğu için ben sadece web sitesini sizlerle paylaşmak istedim. Metoduna girecek olursak video çok daha fazla uzayabilir. Bu web sitesi üzerinden şu anda Bitcoin'in, Ethereum'un veya farklı kripto paraların hangi değerde olması gerektiğini bizlere gösteriyor. Daha öncesi için Bitcoin grafiğini incelemek isterseniz de yine Bitcoin'e tıklıyorsunuz. Daha sonrasında buradan tüm zamanlara ait olan grafiği görüntüleyebiliyoruz. Bitcoin 69.000 dolar civarındayken burada gösterilen seviye seviye bizler için 23.000 dolar civarındaymış. Zamanın ilerlemesiyle birlikte de şu anda Bitcoin için öngörülen seviye 41.000 dolara kadar yükselmiş durumda. Şu anda Bitcoin ise 19.700 dolar civarında gezmekte. Yani bu site bizlere uzun vadeli olarak Bitcoin'in hangi fiyatı hak ettiğini veya kripto paraların hangi fiyatları hak ettiğini gösteriyor. Diğer bir siteye geçecek olursak ise bu da dünyaborsa.com Türk sitesi arkadaşlar, ama bu siteyi de sizlerle paylaşmak istedim. Burada çok farklı istatistiklere ulaşabiliyoruz. Borsaların ne zaman tatil olduğu veya borsaların kaçta açılıp kaçta kapandığı gibi birçok bilgiye buradan ulaşabiliyoruz. Benim de kullandığım bir site olduğu için sizlerle de paylaşmak istedim. Mesela Amerikan borsalarını takip edeceksiniz diyelim. Hangi saatte açılıyor, hangi saatte kapanıyor? Buradan 3 tane noktaya tıkladıktan sonra borsa seansları diyorsunuz ve buradan tüm açılış kapanış saatlerini öğrenebiliyorsunuz. Sadece Amerikan borsası içinde değil, tüm dünyada bulunan borsaların açılış ve kapanış saatlerini bu web sitesi üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Aynı zamanda emtia fiyatlarını da yine buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Tüm emtialar diyerek doğalgaz olsun, Brent petrol olsun, tüm fiyatlara ulaşabiliyoruz. Bu yandan da güzel bir web sitesi olmuş. Diğer web sitemize geçtiğimiz zaman ise bu web sitemizin adı arkadaşlar CoinGlass sitesi. Bu web site aslında futures yatırımcısı, yani vadeli yatırımcıları ilgilendiren bir site. Sizler buradan borsalar üzerinde açık olan işlemleri görebiliyorsunuz. Mesela Binance borsasında şu anda short işlemler daha yoğunluklu bir şekildeymiş. 4.1 milyar dolarlık bir short işleminin olduğunu görüyoruz Binance'da. Diğer bir yandan BitGet borsası ise ikinci sırada geliyor. Onda da 1.5 milyar dolarlık bir işlem açık şu anda ve short yoğunluklu. Buradan short ve longları takip edebiliyorsunuz. Aynı zamanda sadece Bitcoin içinde değil, tüm kripto paralar için buradan açık olan işlemleri görüntüleyebiliyorsunuz. Yine burayı kurcalayarak birçok bilgiye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İşte kazanan ve kaybedenlere gelebilirsiniz. Burada kimler ne kadar kazanmış, kimler ne kadar kaybetmiş gibi tüm her şeyi görüntüleyebiliyoruz. Aynı zamanda fonlama oranlarını görebiliyoruz. İşte bir işlem açtığımız zaman bundan ne kadar bir komisyon ödeyeceğimizi yine buradan takip edebiliyoruz. Burada birçok şey var arkadaşlar. Bir tanesi de likidasyonlar. Yani insanlar ne kadar para kaybetmiş buradan takip edebiliyoruz. Son 24 saat içerisinde 56 milyon dolar kaybedilmiş. Bu yüzden de vadeli işlemlerde lütfen eğitim almadan işlem açmayın. Bizlerin eğitim serilerini izleyebilirsiniz bu konuda. Görmüş olduğunuz gibi Binance kaldıraçlı işlemler rehberini izleyerek bu konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Diğer bir web siteye bakacak olursak arkadaşlar, o da coinmühendisi.com, yani bizim web sitemiz. Bu web sitesinde her şeyi sizin için düşünerek hazırlamaya çalıştık. Buradan görmüş olduğunuz gibi borsalar kısmına tıklıyoruz. Borsalar kısmında eğer ki sizlerin üyelikleri yoksa bu kısmı kullanarak komisyon indirimli bir şekilde borsalara kayıt olabiliyorsunuz. Kayıt olduktan sonra da borsaları nasıl kullanacağınızı video izle kısmına tıklayarak izleyebiliyorsunuz. Sitemizin diğer bir güzel yanı da piyasa verilerinin bulunması. Bu piyasa verilerine tıkladığımız zaman görmüş olduğunuz gibi tüm piyasa verileri bizlerin önüne geliyor arkadaşlar. Burada korku ve açgözlülük endeksi olsun, Bitcoin'in dominans oranı olsun, Bitcoin, Ethereum fiyatı gibi birçok etkene ulaşabiliyoruz. Sitemizin diğer güzel bir yanı da buradaki basit hareketli ortalamalar kısmı. Buradaki basit hareketli ortalamalara göre sizler destek veya direnç seviyelerini belirleyebilirsiniz. Aynı zamanda Bollinger üst bantı veya Bollinger alt bantını kullanarak da destek veya direnç seviyelerini görebilirsiniz. Burada basit hareketli ortalamalara göre rating de çıkartıyor. Yani basit hareketli ortalamaların altındaysak sat veriyor, üstündeysek ise al veriyor. Sizler burayı takip etmek yerine buradaki seviyeleri takip ederseniz daha sağlıklı olacaktır. Alt kısımda ise Coin 360 kısmımız bulunuyor. Burada marketin dominansına göre coin ve tokenların yükseliş veya azalışlarını görebiliyorsunuz. Bu videoda inceleyeceğimiz web siteleri bu kadar arkadaşlar. Aynı zamanda sizlere katıl kısmı ile ilgili de bilgi vermek istiyorum. Ethereum abonelik seviyesinde belirli önemli anlarda analizlerimizle yanınızda oluyoruz. Aynı zamanda canlı yayınlarda yorumlar yazabiliyorsunuz. Bitcoin abonelikte arkadaşlar sizlere bazı projelerden alokasyon hakkı, yani ön satışa katılım hakkı verebiliyoruz. Gönülden destek kısmında ise özel bir Telegram grubu bulunuyor ve buradan sürekli olarak aktif oluyoruz. Bize sormak istediğiniz tüm soruları buradan sorabiliyorsunuz ve bizler de tüm sorularınızı birebir olarak buradan cevaplıyoruz. Buraya katılmak zorunda değilsiniz arkadaşlar, ama özel bir sorunuz varsa yine sizler buraya katılabilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir ve bilgilendirici bir video olmuştur. Bu tarz bilgilendirici videoların daha fazlasının gelmesi için Coin Mühendisi YouTube kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri konunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda, bir sonraki fırsatta görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.